Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Caner. New York'ta yaşıyorum. Daha önceki videolarımı izlemeyenler için. Burada yaklaşık 4 senedir buradayım. Ve işte polis vardı işte demin. Tam da stop levhasında durmadım çok. Dedim ceza meza keser, Allah'tan kesmedi. Neyse, New York'ta yaşıyorum. 4 senedir. Buradan size videolar paylaşıyorum. Bakın, bu buranın postacısı. Sağ tarafta duran adam. Şöyle küçük arabası var. Bu arabayla sokak sokak gezip, direksiyonu da sağda bu arabanın. Sokak sokak gezip mailleri dağıtıyor postacı. Bu postacılardan başka kimsenin posta kutusunu açması yasak bu ülkede. Yani ben bir ara Amazon yaparken bazı poşetle gelen ufak evrakları posta kutusunun içine bırakıyordum. Bana uyarı geldi, yasak diye. Şikayet etseler ceza yersiniz dediler. Diyorlar burada. Öyle bir durum var arkadaşlar. Şu an New York'un Floral Park denilen bir yerindeyim. Buradan, yani burası güney kısmı Long Island'ın. Buradan orta kısmına doğru, kuzeye doğru çıkacağım. Allah'ın şerefsiz, girme benim yok. 2023'e girdik arkadaşlar. Yani hayatımızda bir şey değişti mi dersen, aslında değişmedi, aynı devam ediyoruz her şeye, çalışmaya devam. Sabahtan bir müşteri ziyaretim vardı, ona geldim. Şimdi de iş yerine doğru gidiyorum. Daha önce söylemiştim yeni bir işe başladım diye. İşle alakalı video çeker miyim bilmiyorum. Çünkü önceden böyle birkaç video çektim. Bir şeylerle alakalı, yaptığım işlerle alakalı. Nazar değdi arkadaşlar. Bazılarınız oradan beddua mı ediyor, ne yapıyor? Nazar değiyor yani. Bir şeyi paylaşınca. Yani mesela ben yeni araba aldım. Onu bile paylaşmadım. Bir öncekini de paylaşmamıştım. Paylaşmadığım halde birçok kişiye söyledim. Nazar değdi, araba bozuldu. Şimdi de ben ondan sonra başka araba aldım. Onun videosunu çekmiyorum mesela. Yani nazara inanıyorum açıkçası. Arkadaşlar, nazar diye bir şey var yani. Şuradan dönmemiz lazım. Bizim dönemedik. Burası böyle bir yer işte. Gördüğünüz gibi genelde müstakil evlerin olduğu, küçüklerinin 500 bin, büyüklerinin 1 milyon dolar civarında olduğu evler arkadaşlar bunlar. Çoğu eski 1950, 60, 70 yıllarında yapılmış evler. Buradaki evlerin çoğu eski. Yeniden ev pek yapılmıyor. Yani belli araziler var. O arazilerin üzerine devlet zamanında ev yapmış. Yeniden ev yapmak istiyorsan ancak şey yapman gerekiyor. O evi yıkıp üstüne çıkman lazım. Mesela New York Manhattan'da da öyle. Yani Manhattan dediğiniz yer, sağında East River var, solunda Hudson River var. Böyle ada gibi bir şey. Yani mesela bir en büyük yer Central Park'ı var. Oraya bir şey yapmak zaten yasak. Diğer yerler, yine bir sürü park var. Bazı yerleri park olarak ayırmışlar. Onların üstüne bir şey yapamıyorsun. Mevcut binalar da eski, 100 yıllık binalar. Bazıları çürümüş yani falan filan. Anca zar zor izin alıp, güzel paralar verip onların iznini alıp herhalde yıkılmaya falan yüz tutan binalar oluyor. Onları yıkıp yerine başka gökdelen dikiyorlar. Şimdi mesela videolar, YouTube'da falan videolar çıkıyor. Ev gezisi falan yapıyorlar işte 25 milyon dolara. Bu Enes diye bir adam var. Hem İngilizce hem Türkçe kanalı da açmış şimdi. YouTube'da emlak videoları çekiyor. Ne evler var 25 milyon dolar falan, 30 milyon dolar. New York manzaralı. Onlar genelde yeni binalar.
Oraları dediğim gibi yıkıyorlar. Komple baştan yeni bina dikiyor. Yoksa onlar eski. New York'un genelde eski binaları daha alçak. Yenilerinin yüksekliği daha gökdelen gibi daha yüksek oluyor. Ya bugün de acayip bir sıcak var yani. Şu an araba 18 derece gösteriyor. Tişört giysen olur yani. Acayip. Geçen hafta video paylaşmıştım. Görmüşsünüzdür. Eksi 20 dereceydi. Arabanın silecek suyu donuyordu. Yani silecek suyunun donma derecesi eksi 20. O derece olduğu için silecek suyu dondu arabanın. Hatta bazı benzincilerde dışarıda silecek suyu satıyorlar. Onların donmuşunu gördüm yani. Aman dedim ne soğuk oldu. Ben hiç bu kadar böyle soğuk görmemiştim 4 senede. Kar da yağmadı ama çok soğuk oldu. Hatta haberlerde izlemişsinizdir. 40-50 kişi falan öldü kuzey kesimlerde. Kanada'ya yakın kesimlerde. New York diye geçiyor oralarda. Oraların nüfusu az. Ama oralarda New York diye geçiyor. Eyalet olarak. 50'ye yakın kişi orada vefat etti. Benim de şeyim dondu ya. Navigasyonu. Niye dondu acaba? Ya nereden döneceğiz? Niye donuyorsun? Durum böyle. Arkadaşlar. Bu tırcılık yapıyorlar burada biliyorsunuz. İnsanlar gelip burada tır şoförlüğü öğreniyor. Tırcılık yapıyor. Ehliyet alıyor falan. Abi zor iş ya. Tamam güzel para kazanıyorsun da. Yani geçen bir video izledim yine. Anıl diye bir çocuk var. Yıllardır burada. O da. Yani çocuğun videosunu izledim. Abi çocuk. Donmuş yolda araba sürüyorlar falan yani. Çok tehlikeli abi. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Karı var, kışı var. Ama şehir şehir geziyorsun. Güzel oluyor. Ama iyi de para kazanıyorlar. Ama parayı abi bir sene boyunca şey gibi çalışıyorsun mesela yani ne kadar çalıştıysan. Bir sene çalıştın. Aylık 10 bin dolar para kazandı. Tamam, güzel. Ne yaptı? 100 bin dolar. Ondan sonra çalışmayacak mısın? O parayla mı kalacaksın yani? Zor iş. Doğru düzgün sıçamıyorsun yani. Doğru düzgün yemek yiyemiyorsun. Tırın içinde yatıyorsun, kalkıyorsun. Zor iş abi. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum yani. Yapılmayacak iş değil de tamamen böyle desperate olman lazım yani. Ulan bu işi yapacağım diye kendini adayıp adaman lazım. Gideceksin ehliyetini alacaksın onu. Kursunu alacaksın. Bir de ağır iş. Yani sök tak mal yükle mal indir mal çıkart. Hani arabayı bir şekilde kullanırsın. Yok halatla bağla çöz tak çıkar. Bir tane de bayan vardı bu şey yapan. Bir Büşra diye bir kadın vardı. Öğretmenmiş Türkiye'de herhalde. O da bu tarafa gelmiş nasıl geldiyse. Bak tırcılık yapıyordu. Vallahi helal olsun dedim kıza ya. Bravo yani herkes yapamadı abi. O kız da bayağı da bir iki video attı. İzledim güzel videolar yapıyordu editlemesi falan. Sonra durdu. Bıraktı herhalde tırcılığı. Yedi. Paraları yiyor herhalde şu an. Zor iş. Yani kamyoncu gibi yaşamak zor abi. Hep arabadasın. Oradan iş çıkıyor. Diyor ki sana oradan 1000 mil git yük al diyor. Ulan oradan oraya gidiyorsun. Yükü alıyorsun. Götürüyorsun. Oradan. Biz şurada Uber yaparken DoorDash yaparken şey yapıyoruz yani. Ulan
5 mil fazla gitmeyelim diyoruz. Adam oradan bir gidiyor 1000 mil yük almaya gidiyor. 1000 mil dediğin ne abi? Yani arabayla 24 saat sürüyor ya, ki kamyonla gidiyorsun yani. Tırla gidiyorsun koca. Tamam, tırla da hızlı gidiyorlar. Burada hız sınırı herkes için aynı yani. 80 ise tırla 80 ile gidiyor. 60 ise tırda 60 ile gidiyor. Hayvan gibi de tır Volvo falan bastığını gidiyor yani. Ama bozuluyor, bir şey oluyor abi. Yolun ortasında duruyorsun. Tuvaletini yapıyorsun falan. Tır yerleri var, giriyor orada duşmuş alıyor. Çamaşır yıkıyorlar. Değişik bir atraksiyon ya. Hani yanına bir badin olsa iki kişi yapılabilir. Mesela Can diye bir çocuk vardı. O tırcılığı o gösterdi millete yapması için. Bütün Türkler oradan şey yaptı. O çocuk mesela babası gelmişti yanına. Hop beraber babasıyla gezdiler. Hani öyle baban gelecek yanına. 5-6 ay falan gireceksin abi. Patküt patküt. Ya da bir arkadaşın gelecek yanına. Ama işte yani onu da çekeceksin tabii öyle olunca. İşte çocuk tırda ne yapsın sen 6 ay? 6 ay şey gibi yaşıyorsun ya. Homeless gibi yaşıyorsun ya. Arabanın içinde yaşıyorsun. Burada bazen görüyorum bazı yerlerde arabanın içinde millet arabanın içinde yaşıyor. Arkadaşlar arabayı çekiyor şeye. Bir tane parking alışveriş merkezinin yanında. Parkına. Ona bile park ettirmiyorlar yani. Normalde güvenlik görevlileri var. Adam onun içinde eşyaları her şeyi orada. Ön koltuğu yatak yapıyor, yatıyor. Gidiyor bazen soyunma şey bu spor salonlarında falan şey yapıyor. Duşmuş alıyor. Öyle yaşıyor. Neyse arkadaşlar, bu videoyu da burada bitiriyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Have a good one.